Ankara Asomi'yim. Siz de doktor bey mi bekliyorsunuz? Evet. Rıza Evengil. Novartis'te çalışıyorum. İsviçre ve Almanya iştiraki. Çok mu şiddetli beyefendi? Anladım. Ağrılarınız. Benimki geçen hafta başından beri iyice azdı. Özellikle kış aylarında dayanılmaz bir hale geliyor. Hem soğuk da menfi etki yapıyor tabii. Aslında fazla hareket etmeyecek ve sıcak tutacaksınız ama ne mümkün. Bizim mesleğin fıtratında var Zehyariye. Beni 32 yıl önce görevlendirdiler. Askerden döndükten hemen sonra. Omurgamın T6 ve T10 omurlarının arasına yerleştirdiler vericiyi. Ne yapalım? Mecburuz, dayanacağız. Çünkü insanların bize ihtiyacı var. Bizim gibi seçilmiş insanlara. Hiç değilse kızınız için yaşamak zorundasınız beyefendi. Allah bağışlasın. Hoş geldiniz Rıza Bey. Hoş bulduk efendim. Rahatsız olmayın. Estağfurullah. Müsaadenizle benim bir görüşmem var. Siz buyurun odamda bekleyin dilerseniz. Ha, tabii efendim. Müsaade sizin. Buyurun, buyurun. Ben bekleyeyim. Rıza Bey, burada herkesten eskidir. Dünyanın selameti için çalışan gizli bir teşkilatın üyesi olduğunu düşünüyor. İlaç reprezentanı olduğu dönemde yatmış. Tedaviye yanıt veriyor ancak fantazi dünyasından ayrılıp realiteyle karşılaştığında majör depresif bir tablo ortaya çıkıyor. Terminal dönem mesane kanserine yazık. Biz de son günlerinde onun için en iyi olanın fantazi dünyasını incitmemek olduğuna karar verdik. Hem realite dediğimiz bu tatsız tuzsuz gerçeklikler dünyasının kime ne faydası var ki, öyle değil mi? Buyurun burası. Psikiyatrik muayenesinde hastanın iletişimi kısıtlıydı. Bu nedenle algı ve düşünce içeriği değerlendirilemedi. Duygu durumu ekseriyette çökkün, duygulanımı künt. Klinik tanımız katatonik şizofreni. Herhangi bir şey söyledi mi? Arapça, daha çok Kur'an'daki ayetleri andıran birkaç söz öbeğinden başka bir şey söylemedi. Kimlik bilgilerine ilişkin bir şey geçti mi elinize? Daha önce bir başka hastanede benzer bir kayıt var mı? Maalesef. İlginizi çeken sıra dışı bir durum tespit ettiniz mi? Uyluk kemiklerinin de izlendiği direkt batın grafisinde hastanın tüm vücudunu kapsayan eskize olmuş ikinci derece yanıklar tespit ettik. Dermatoloji servisiyle de paylaştık. Evet. Yanıklar eski ama derinmiş. Ayrıca dermisin bazı katları, epidermisin ise neredeyse tamamı zarar görmüş. Bu yanıklar bir yangında gerçekleşmiş olabilir mi? Ya, muhtemeldir. Çünkü oldukça geniş ve yaygın. Dermatoloji raporu da haşlanmadan ziyade direkt ateşe maruz kaldığına delalet. Bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Dilerseniz sizde kalabilir. Bende bir kopyası var. Herhangi bir şey anlatırsa beni buradan ararsınız.
Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın komiserim. Settar yok mu hala? Hayır komiserim. Olay yeri inceleme tekniğe ilişkin raporu verdi mi? Öğlene kadar çıkarmış komiserim. Komiserim Nehir Hanım'la da konuştuk. Bu teknede kalan mensup hakkında bir fikri olup olmadığını sorduk. Adam Nusret Işık'ın eski bir dostuymuş. Ama daha sonra akli dengesini yitirip Göksu Mezarlığı'nda yaşamaya başlamış. Nusret Işık adamı ikna edip hastaneye yatıramamış. Ben bir ölüyüm, yerim mezarlık diyerek mezarlıkta kalmakta ısrar etmiş. Nusret Işık da acıdığı için arada teknede yatıp kalkmasına izin veriyormuş. Ya da vicdan azabı çektiği için. Yangında yaralanmasına sebep olduğundan. Kolay gelsin arkadaşlar. Ah komiserim, çıkıyor musunuz? Evet. Şunları size bıraksam olur mu acaba? Nedir bu? Yeni telsizler. Amirimle sizin için. Bilişim şube daha sonra gelip ayarlayacak. Çekim kapasitesinin bayağı yüksek olduğunu söylüyorlar. Hı. Umarım evvelsi akşam olduğu gibi sizi yarı yolda bırakmaz. Evvelsi akşam? Amirim mi daha doğrusu? Anlamadım. Settar amirim fenalaştığı akşam bizden destek istemişti ama ne yazık ki kendisi yerini belirtemedi. Yani umarım bu yeni modellerle bu tip sıkıntılar yaşamayız. Umarım Filiz, teşekkürler. Komiserim. Merhaba Reyhan. Buyurun. Bir muhabese kaydına ihtiyacım var. Ah komiserim maalesef. Ben sadece sese ilişkin konularla ilgileniyorum ya. Ha doğru. Özür dilerim. Şaka yapıyorum. Şaka şaka. Bak ben kapıda yazana siz. Ne iş olsa yapıyorum. Ben sizi bunlara bırakır mıyım ya? Ne arıyorum dediniz? Muhabese kaydı. Anadolu Feneri. Hayırdır Kemal? Hasretime dayanamadın mı? Ne hasta bekler sabahı?
Ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Benim seni beklediğim kadar. İnşallah çok bekletmedik dışarıda. Bir de kusura bakma, evde başka hiçbir şey yok. Teşekkürler. Gelip nasıl olduğunu bir göreyim istedim. Hı? Ben de tam diyordum ki, adamlar zaten bahane arıyorlar. Ben de tökezledim. Artık kimse siklemez bu yalaba kaymakamını. Daha önce de aradım. Telefonun kapalıydı. Hı. Ya aslında ben bugün uğrayacaktım şubeye de. Halim yoktu. Dinleniyorum ekseriyet. Ne yaptınız? Havadisler? Rahmi görenleri duymuşsundur. Duydum. Nasıl olmuş? Bağlamamış. Öldürmeden evvel aynı aletle gözlerini oymuş. Görmemesi gereken bir şey mi gördü acaba? Belki de. Zavallı. Bir de adamla gidip konuştuk. Ne yapıyorsunuz şimdi? Faik Ahlat Karaca ile Rahmi Görener arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı araştırıyoruz. Geçen akşam gene Göksu'ya gitmişsin. Teknede birini bulmuşsun. Kimmiş? Öğrendiniz mi? Bakıyorum her şeyin de haberini almışsın. Telsizin gibi değil anlaşılan diğer haber kanalların. Dünya küçük. Haberler çabuk duydu. Evsizin biri. Soğuktan korunmak için girmiş tekneye anlaşılan. Dosyayla bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Hediye mi yaptın bana? Filiz bıraktı. Yeni telsiz. Eskisini kullanıyorduk İTKK. Çok mu lazımmış? Bunların frekans aralığı daha genişmiş. Her yerde çeker artık. Seni geçen akşam Fener'de olduğu gibi yarı yolda bırakmaz. Filiz evvelsi akşam Anadolu Fener'ine destek istediğini söyledi. Bana neden söylemedin? Niye söyleyecekmişim? İngiliz kaşığıyla Fransız boku karıştırma İngiliz. İtoğlu itin biri kadının birinin çantasını kapmış kaçmış. Duydum, peşine düştüm. E biraz sıkışınca, malum sen de açmayınca. Ben kalkayım artık. Otursaydın. Geç oldu, yapacak işlerim var. Dur ben bırakayım seni. Hiç gerek yok. Sen dinle. Ya arkadaş, karpuz muyum? Yata yata büyüyeceğim. Allah Allah. İçim çıktı dinlenmekten. Çıkayım biraz. Hava alayım. Belki lokale uğrarım.
Amirim, istediğiniz dosyalar hazır. Teşekkürler Murat Bey. Dilnur. Anadolu Feneri'ne destek ekip istiyorum. Olay yeri ekiplerine de haber ver. Komiserim neler oluyor? Settar'dan haber var mı? Hala istirahatte komiserim. Yarın başlıyor mesaisi. Telsiz açık mı? Sanmıyorum. Kontrol edin. Hayırdır komiserim? Amirimle ilgili komiserim, bir şey mi? Komiserim bir şey buldum.
Oğlum! Tüm kurbanların Osmanlı döneminde sapkın addedilerek yasaklanmış, ancak yüzyıllar boyu kendilerini gizleyerek yaşamış bir tarikat vasıtasıyla ilişkili olduğu anlaşılıyor. Anlaşılan o ki bu tarikat üyeleri resmi olarak kabul gören tarikatlar içerisinde kendilerini saklamayı başarmış. Mustafa Dire, Nusret Işık, Rahmi Görener. Tümü aynı katil tarafından öldürüldü. Bu fotoğrafta gördüğünüz şahıs ise Güneş Öztürk. Cinayet Şube Amirlerinden Settar Öztürk'ün oğlu. 2 yıl önce Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar etmiş. Cesedi tüm aramalara karşın bulunamamış. Kendisinin de sözünü ettiğim bu kişilerle aynı tarikat vasıtasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğrafta Mustafa Diri, Nusret Işık, Rahmi Görener ve Güneş Öztürk'ü hep birlikte görüyoruz. Abdullah Ceren'i koymamışsınız komiserim. Abdullah Ceren'in bu tarikat yahut dergah her ne dersek bilgisi olmadığını sanıyorum. Abdullah Ceren, Rahmi Görener'in mütevelliyeti başkanı olduğu bir vakıftan çekişmeli bir mülkü satın aldı. Ve ihtimal o ki kundaklattığı için öldürüldü. Ne demeye çalışıyorsun sen şimdi Kemal? Abdullah Ceren'in satın aldığı bu binanın eskiden de pek çok çekişmeye konu olan eski bir tekke olduğu anlaşılıyor. Bu tekke zamanında İsmail Maşuki adlı tehlikeli görüşleri nedeniyle idam edilmiş bir mürşidin yolunu izleyenler tarafından kullanılmış. Kendilerine Maşukiler diyen bu grup, devletçe kabul gören tarikatlar içine sığındığından bu binanın mülkü de Mevlevilere geçmiş. Mevlevilere yakın bir vakıfça Devri Alem İlim ve İrfan Cemiyeti tarafından müteahhit Abdullah Ceren'e satılmış. O da tarihi eser niteliğinden çıkarmak için binayı kundaklatmış anlaşılan. Ancak hesaplamadığı bir şey olmuş. Binada kalan dervişler. Yangında ölenler ve yaralananlar olmuş. Ama maalesef olayın üstü evsizlerin çıkardığı bir yangın şeklinde örtülmüş. Katilin bu yangına sebep olanlardan intikam alan bir derviş olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Katil ilk cinayetin ardından bizden Faik Ahlat Karaca isimli yazarın tefrika romanını bastırmamızı istemişti. Roman, radikal tarikatlar üzerinde şiddetli baskıların olduğu bir dönemde geçiyor. Romanın kahramanı, yakılan tekkelerinin ve ölen arkadaşlarının intikamını alan bir derviş. Kundaklamanın sorumlusu Abdullah Ceren, o mülkü satan Rahmi Görener, Nusret Işık da cemiyetin önemli isimlerinden biri. Hepsinin öldürülmesi aynı mantığa uyuyor. Peki ilk maktul, Mustafa Diri? O konuda şimdilik sadece tahmin yürütebiliyorum. Öğrendiğim kadarıyla bu tarikat içinde de ideolojik ayrışma ve çatışma varmış. Tamamen Mevleviliği benimseyerek gizli hayatlarını terk etmek isteyenlerle geleneksel, radikal konumlarını sürdürmek isteyenler arasında. Mustafa Diri çok büyük bir ihtimalle radikal kanadın bir üyesiydi. Ancak dilinin kesilmiş olması taraf değiştirdiğini ya da öbür taraf için muhbirlik yaptığını düşündürtüyor. Devam et. Settar'ın 2 akşam evvel Anadolu Feneri'nde biriyle görüştü. Sonrasında da bu şahsı kovaladığı anlaşılıyor. Kimmiş? Bilmiyorum. Settar ne diyor? Settar bu görüşmeyi benden sakladı. Ne demek sakladı? Settar, sıradan bir kapkaç olayı yaşandığını, sonra da şahsı kovalarken kalp krizi geçirdiğini anlattı bana. Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben de tam olarak bunu merak ediyorum. Bir biçimde bu şahsı koruduğu anlaşılıyor. Dur. Tüm bu cinayetleri işleyen adamın Güneş olduğunu mu söylüyorsun? Settar da oğlunu mu koruyor? Belki de. Güneş Öztürk'ün maktullerle çekilmiş fotoğrafını Settar'ın evinden buldum. Yani bütün bu soruların kesin yanıtını bize yalnızca Settar verebilir. İyi de komiserim nasıl oluyor? Yani köprüden atlayıp ölmemek mümkün mü? Bugüne değin 20'ye aşkın vaka bildirilmiş.
Peki Settar hangi cehennemde? Var mı bilen? Telsiz de telefonu da kapalı. Ulaşmaya çalışıyoruz. Edip. Buyurun abi. Settar'ın karısı Semiha'yı bulun getirin hemen. Hemen uç uç. Başsın abi. Ziyade olsun. Demek Settar'ın son ortağı sensin. Allah muvaffak etsin. Yüzünde nur var. Lakin çok sıkıntı görmüş gibisin. Settar bu akşam dergaha gelmiş. Sonra da abimin evine geldi. Rabbim korusun, cin çarpmış gibiydi. Sanki başka biriydi gelen. İçeri girdi. Semiha, hadi eşyalarını topla, gidiyoruz bu evden. Daha önce de hır çıkarmıştı. Gelmem dedim. Orası artık benim için ev değil. Sönmüş tükenmiş bir ocak. Kolumdan tuttu. Semiha dedi. Güneş gelecek. Oğlumuzu getireceğim. Boş eve mi gelsin çocuk? Sanki gözlerinde böyle tuhaf bir bakış. İstemem dedim. Sonra abim geldi. Hırgür çıkmasın falan derken. Hiçbir şey söylemeden öyle arkasını dönüp gitti. Settar'la oğlunuzun arası niçin bozuktu? Güneşim. Başka türlüydü. Yani o bebekken de, yetişip büyüdüğünde de hep başka türlüydü. Adı gibiydi güneşim. Pırıl pırıl. Settar hiçbir zaman anlaşamadı güneşimle. O hep böyle ava gitsin, güreş tutsun, ne bileyim, ona yoldaş olsun isterdi. Ama Güneş öyle değildi. O ince ruhluydu. Bir ara tasavvufa merak sardı. Settar bağırdı, çağırdı abimle bana, kızdı. Bu çocuğu siz zehirlediniz diye. Güneş'in üstüne gitti. Lakin Güneş farklıydı.
Nasıl farklı? Allah onu başka türlü yaratmıştı. Farklıydı. Eşin Sami'ydi. Settar bunu ne zaman öğrendi? Bilmiyorum. Kulağına bir yerlerden gitmiş. Ama daha önce de hep bana derdi. Bu çocuğu sen kız gibi yetiştiriyorsun diye. Öğrenince ne oldu? Kavga ettiler. Yalvardım. Ama dellendi mi? Dinlemez ki. Güneş'i evden kovdu. Daha sonra görüşünüz mü oğlumuzla? Önceleri birkaç kez arıyordu. Ama sonra aramaz oldu. Allah yoluna sığınmış dediler. Nereye? Mevlevi dergahı. Ama sonra... Sonra? Bir gece eve geldi, üstü başı perişan. Nasıl anlatsam? Yangından kurtulmuş gibi mi? Evet. İs gibi simsiyah. Eli kolu yanmış. Oğlum dedim, bu ne hal? Hadi hastaneye gidelim. Settar duydu olanları. Sonra ne yaptıysam, ne dediysem dinletemedim. Bunca zaman nerede sürttüysen defol oraya git dedi. Bir daha da görmedim yavrumu. Sonra televizyonda. Ne yaptınız çocuklar? Settar'dan haber alamadılar mı daha? Maalesef amirim. Tüm birimler sahada. Henüz bir şey bulamadılar. Lan nereye kayboldu bu adam ya? Allah kahretsin. Daddy, why don't you let him go? He's doing it for his son. Won't you do the same thing for me?
Kemal. Aç kapıyı benim. Ödüm koparttın, ne oluyor? Bana yalan söylemeyi bırak artık. Delirdin mi, neyin var? Hatırladın mı kolyeyi? Artık yalan söylemeyi bırak. Kim bu? Güneş ve Celal. Bildiğin her şeyi tek tek anlatmanı istiyorum hemen. Kemal, ben gerçekten... Kaybedecek bir saniyemiz yok. Derhal konuşmazsan bir kişinin daha ölümünü engelleyemeyeceğiz. Babamın yanına gittiğim bir gün tanışmıştık. Kimle? Celal'le. Güneş'in yanındaki. Etkileyici, hayat dolu, çok çekici bir adamdı Celal. Bana doktor olduğunu, sahip olduğu her şeyi, ailesini arkasına bırakıp yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini söylemişti. Açıkçası ne yaptı, kim oldu umurumda bile değildi. Ona bütün kalbimle inanmıştım. Gerçekten sevildiğimi hissettirdi bana. Her şey o kadar güzeldi ki. Bir süreliğine gerçek olamayacak kadar güzeldi her şey. Ama evlendikten sonra tavırları değişmeye başladı. Sonra ben hamile kaldım. Bana babalık yapamayacağını, artık beraber olamayacağımızı söyledi. Kendine dair bambaşka bir şey. Yeni bir yol keşfetmiş, o yolda yürümek dışında bir şansı yokmuş. Nedenini sordum, cevap vermedi. Yalvardım, bağırdım, ağladım. Ne söylersem söyleyeyim hiçbir işe yaramadı. Olanları babama anlatınca... Babam Celal'in bir süre önce kendi müritlerinden genç bir dervişin etkisi altına girmeye başladığını söyledi. Bu derviş etrafında topladığı müritlerle... Babamın uzlaşmacı çizgisine meydan okuyormuş. Maaş kiliği eski radikal çizgisine çekmeye çalışıyormuş. Güneş. Güneş. Güneş'in durumu uzun süredir tartışılıyormuş zaten. Onun derhal uzaklaştırılması gerektiğini düşünenler varmış ama babam bu konuda tereddütlüymüş. Babama her şeyi anlattım. Güneş'in tasavvufla bir ilişkisi olmadığını, erkekleri baştan çıkartmak dışında hiçbir amacının olmadığını söyledim. Eğer Güneş'i uzaklaştırabilirse... tekrardan müritler üzerinde kontrol sağlayabileceğini... Celal'in bana döneceğini, eskisi gibi olacağını... tekrar aile kurabileceğimizi söyledim. Babam bu konuda iyice tek başına kalmıştı. Sonunda benim de etkimle... Güneş'e ahlaksız ilişkileri olduğu gerekçesiyle kovdu. Ama hemen sonra Celal de ortadan kayboldu. Sonra Güneş'le beraber müritlerinin gökyüzünün yeryüzüyle birleştiği yer diye adlandırdıkları bir tekkeye katıldıklarını öğrendim. Alev. Alev. Babamın hastalığı ilerledikçe... konuşma ve yazma becerisini yitirmeye başladı. Hastalığını cemaatten saklamak için vakfa ait ilişkilerini ben yürütmeye başladım. Sonra bir gün tesadüfen Güneş'le Celal'in sığındıkları tekkenin babamın başkanı olduğu vakfa ait olduğunu öğrendim. Müteahhidim bir ısrarla almak istiyor. Babam hariç herkesin satmak istediği anlaşılıyordu. Ama benim öfkem dinmemişti. Çok aşıktım. Gururum kırılmıştı. Babamın imzasını taklit ederek binayı sattım. Ben kimsenin ölmesini istemedim.
Sadece huzurlarını kaçırmak istedim. Müteahhidin inşaat izni almak için binayı kullanacağını nereden bilecek? Bana bunları daha önce neden anlatmadın? Nasıl anlatacağım? Babamın ölümüne ben sebebiyet verdim. Ama hiçbir şey bilmiyordum. Ben kurbanların hiçbirini tanımıyordum. Babamın ölümüne kadar hiç bağlantı kurmadım ki. Sen yanan Sami'den bahsedince. Bütün bunların arkasında intikam almak isteyen Celal'in olduğunu anladım. Güneş'in yangından sonra idare ettiğini biliyorum. Celal de kayıp yangından beri. Celal, Güneş'i intihara sürükleyen insanlardan intikam alıyor. Billur, aradığımız adam Güneş değil. Celal diye birini arıyoruz. Duydun mu? Aradığımız adamın ismi Celal. Celal Turan. Var mı Settar'dan haber? Neredesin lan sen sabahtan beri? Hangi cehenneme kayboldun? Aradığımız kişi Güneş değil. Onun sevgilisi. Celal Turan. Celal Güneş'in ölümüne sebep olan insanlardan intikam alıyor. Şimdi de sıra Settar'da. Komiserim, müdürüm. Amirimin telefonu sinyal vermeye başladı ama bir gariplik var. Ne garipliği? Sinyal boğazın ortasından geliyor. Boğazın ortasından mı? Ne işi var oğlum adamın boğazın ortasında lan? Amirimin telefonu en son Göksu Mezarlığı'nda sinyal vermişti. Göksu Mezarlığı. Sırıtışın teknesi. Allah kahretsin. Nasıl düşünemedim? Neyi düşünemedin Kemal? Katilin bıraktığı mesajı. Ne mesajı oğlum? Settar denizin ortasında ve balinaya yem olmak üzere. Ne balinası ya? Hemen sahil güvenliği arayın. Boğaz trafiğine tehlikeye atan bir teknenin olup olmadığını öğren. Sinyal nereden geliyor demiştin? Beylerbeyi açıklarından. Özellikle Beylerbeyi'ne baksınlar. Tamam komiserim. La oğlum ne oluyor burada? Adam gibi konuşsana ya. Settar boğazın ortasında bir teknede. Ve koca bir tankerin onu paramparça etmesi an meselesi. Billur, Cihangir benimle gelin. Lady Rainer, this is Turkish Coast Guard. Captain, permit me to copy that? Buyur
request pilot assistance? No. Roger, have a safe passage. Thank you. Dinlemedeyiz sahil güvenlik, tamam. Beyler Bey açıklarında deniz trafiğini tehlikeye atan bir araç rapor edilmiş. Yunanistan bandrolu Nikolaidis raporlamış, tamam. Gemi trafiğini durdursunlar. Boğaz'daki gemi trafiğini durdursunlar dedim. Boğaz'daki gemi trafiği durdurulsun. Tekrar ediyorum, Boğaz'daki gemi trafiği durdurulsun, tamam. Bakan Bey'in onayı olmadan durduramayız, tamam. Ne saçmalıyor bunlar, ne bakanı? Montreux Boğazlar Sözleşmesi gereği, tamam. Deniz polisine haber ver, hemen aşılmamız lazım. Sahil güvenliğe de söyle, en azından Boğaz'daki tankerleri uyarsınlar. 45-55, deniz polisi. Cihangir, gazla. Müdürüm, sahil güvenlik ve deniz polisi birimleri Beylerbeyi açıklarına yönlendirildiler. Kemal komiserim de olay yerine intikal etmek üzere. Bütün ekiplere telsizden geçin. Operasyonun tek sorumlusu Kemal. Derhal telsizden geçin. Çok şükür.
ne yapacağız komiserim? Bizimle oynuyor. Ama neden? Neden bizi buraya getirdi? Settar. Oğlum. Settar benim Kemal. Güneş. Nihayet tanıştık komiser. Celal. Veda etmek istersin belki dedim. Celal dur yapma. Bir dinle. Nasıl komiser? Yerinizi beğendiniz mi? Bütün detayları görmek istersiniz belki de. Celal yapma. Konuşalım biraz. Bütün bunları niye yaptığını biliyorum. Ama çok büyük bir hata yapıyorsun. Daha önce de büyük bir hata yaptın. Rahmi Görener'in hiçbir şeyden haberi yoktu. İzin ver açıklayayım. Şimdi de çok büyük bir hata yapmak üzeresin Celal. Boşuna beni ikna etmeye çalışma komiser. Ben Settar'ı öldürmek istemiyorum ki. Sen de duydun. O kendi oğluna kavuşmak istiyor. Buradan kendi elleriyle aşağı ettiği oğluna. Celal bak. Seni yaptıklarını anlıyorum. Her şeyi biliyorum. Bütün hikayeyi. Güneş'i, diğer arkadaşlarını. Neden bu insanları cezalandırdığını da çok iyi anlıyorum. Celal. Sen bizi anlayamazsın komiser. Biz çoktan öldük. Biz o gece yana yana, döne döne öldük. Tıpkı maşukiler gibi. Tıpkı pir sultanlar gibi. Bazılarımız arşa yükseldi. Bazılarımızsa huzursuz ruhlara döndük. Bedenlerimize hapsolduk. Dolaşıyoruz insanlar arasında. Ama artık benim de gitme zamanım geldi. Diğer yoldaşlarım gibi Allah'a karışma vaktim geldi. Celal dur yapma. Allah'a ısmarladık komiser. Celal lütfen. Boğazın sularına hususi bir merakı var Dalyarağ'ın. İliklerimizi dondurdu sabah sabah. Ben biraz kafayı koyacağım, haber edersin.